kimi zaman rehberimiz yaşı küçük ama ufku devasa bir çevreci olabilir. Bu bölümün fikir babası gibi. Merhaba, ben Mehmet Aras Tapan. Bugünkü konumuz Megalodon. Megalodon'la bilgiyi anlatacak sevgili Zeynep öğretmenine gidiyoruz. İyi seyirler, görüşürüz. Aras fikir verirken de bilmeyenler Megalodon'u öğrenebilsinler demişti. Sahi nedir bu Megalodon? Megalodon uzun zaman önce nesli tükenmiş, devasa, yırtıcı bir köpek balığı olan Carcharocoos Megalodon'un ortak adıdır. 2018 yapımı The Meg filmi ve kimi medya organlarının ortaya attığı şehir efsaneleri sayesinde popülerleşen bir konuya dönüştü. Ancak gerçeği kurgudan ayırmak gerekir. O nedenle konuyla ilgili bilimsel verileri gözden geçirmeliyiz. Okyanuslarda milyonlarca yıl önce gezinmiş olan Megalodon, kayıtlardaki en büyük köpek balıklarındandı. Bilimsel adı Carcharocoos Megalodon, dev diş anlamına gelir. Çünkü devasa dişleri günümüz büyük beyaz köpek balığının dişlerinden neredeyse 3 kat daha büyüktü. Özellikle diş fosillerinden neye benzediği ve ne zaman yok olduğu hakkında ipuçları alınıyor. Öyleyse önce onun ailesi köpek balıkları ile ilgili genel bilgilere bakalım. Köpek balıkları dinozorlardan bile önce 400 milyon yıldan fazla zamandır okyanuslarda yaşayan büyük bir balık grubudur. Keşfedilen bazı köpek balığı fosilleri 420-450 milyon yıl öncesine dek uzanıyor. Fosilleşmiş dişlere ve pullara dayanarak bilim insanları antik köpek balıklarının kara omurgalıları dünyayı doldurmadan ve hatta kıtalarda birçok bitki gelişmeden önce yaşadıklarına inanıyorlar. Bu atalar farklı boyut ve renklerde beden ve farklı diyet ve davranışlara sahip 470 türe dönüşmüşlerdir. Yüzgeç tipleri, omurga, burun ve vücut şekli gibi özelliklere göre sınıflandırılması her türün cinsini ve ailesini belirler. Slakimorpha üst sınıfının Elasmobranchi alt sınıfına giren köpek balıkları kemikten değil, kıkırdaktan yapılmış iskeletlere sahiptirler. Kafalarının her iki yanında 5 ila 7 solungaç yarığı bulunur. Bu solungaç yarıklarını sudaki oksijeni filtrelemek için kullanırlar. Dünya üzerindeki en büyük balıklardan olan balina köpek balıkları 17 metreden fazla büyüyebilirlerken, cüce fener köpek balıkları yalnızca 20 santimetre uzunluğa ulaşır. Korkunç yırtıcılar olarak bilinen köpek balıklarının ağızlarında rutin olarak düşüp yeniden büyüyebilen birden fazla sıra diş bulunur. Bu dişler jilet gibi tırtıklı olandan mızrak gibi üçgen şeklinde olana kadar her şekil ve boyutta olabilir. Okyanusların derin ya da sığ sularında bulunabilirler. Bazı köpek balıkları üremek ve beslenmek için çok uzak mesafelere göç ederler. Bazı türler yalnızken, bazıları gruplar halinde takılırlar. Örneğin limon köpek balıklarının sosyalleşmek için gruplar halinde bir araya geldikleri tespit edilmiş. Bilim insanları köpek balıklarının sadece bir kısmının yaşlarını inceleyebildiler. Bunlardan en önemlisi, 272 yaşında dünyanın en uzun yaşayan omurgalısı olan Grönland köpek balığıdır. Popüler kültürde acımasız yırtıcılar olarak yansıtılsalar da köpek balıklarının birçok türü uysal ve zararsızdır. Genel temsilden uzak, büyüleyici ve karmaşık yaratıklar olan köpek balıkları okyanuslarda ve doğada yaşamsal rol alırlar. Köpek balıklarının evrimsel özellikleri onların yaşama uyumunda belirleyici olmuştur. Bazıları okyanus yüzeyinde yaşayıp yavaş hareket ederler. Daha derinde yaşayanlar inanılmaz yüzme yeteneklerine sahiptirler.
Deniz tabanında yaşayan türler ise yiyecek aramak için yavaş hareket ederler. Slakimorpha üst takımına ait 470 tür içeren köpek balıkları 37 ailede düzenlenen 8 sıra ile devam ederler. Bazı köpek balığı türleri büyük beyaz köpek balığı, kaplan köpek balığı, balina köpek balığı, boğa köpek balığı, çekiç kafalı köpek balığı, goblin köpek balığı, mako köpek balığı, mavi köpek balığı ki gerçekten de mavidir, büyük cam göz, megamot köpek balığı adlarıyla bilinmektedirler. Köpek balıklarının kemikleri yoktur. Kıkırdak iskeletleri gerçek kemikten çok daha hafiftir. Büyük olan karaciğeri de düşük yoğunluklu yağlarla doludur. Bu iki özellik köpek balıklarının yüzer olmalarına yardımcı olur. Kemikleri olmamasına rağmen fosilleşebilirler. Köpek balıklarının çoğu yaşlandıkça iskelet kıkırdaklarında onu güçlendirmek için kalsiyum tuzları biriktirirler. Bir köpek balığının kurumuş çenesi ağır, sağlam ve kemik gibi görünür. Bu aynı mineraller çoğu köpek balığı iskelet sisteminin oldukça güzel bir şekilde fosilleşmesine izin verir. Dişlerin minesi olduğu için fosil kayıtlarında görünebiliyorlar. Çoğu köpek balığının iyi görme yeteneği vardır. Bunlar karanlık alanlarda iyi görebilirler. Köpek balığının burnu, gözleri ve ağzı yakınındaki küçük siyah noktalar, onların okyanustaki elektromanyetik alanlarla sıcaklık değişimlerini algılamalarını sağlayan özel elektro alıcı organlar olan Lorenzini ampulleridir. Köpek balığı derisi, ekosepullar denen minik diş benzeri yapılardan oluştuğu için tam olarak zımpara kağıdı gibi hissedilir. Bu durum, çevresindeki sudan kaynaklanan sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur. Köpek balığı ters çevrilince tonik hareketsizlik denen transa benzer bir duruma girer. Bilim insanları suda onlarla çalışırken testere balıklarının sık sık ters dönmesinin sebebi budur. Bilim insanları köpek balıklarının yaşını omurgalarındaki halkaları sayarak hesaplarlar. Ancak son çalışmalar bu varsayımın her zaman doğru olmadığını göstermiştir. Bu nedenle omurlardaki bant çiftlerinin bitirilme sıklığını belirlemek için her türün ve büyüklük sınıfının incelenmesi gerekir. Çünkü omurlardaki eş merkezli opak ve yarı saydam bant çiftlerinin biriktirme oranı zamanla değişebilir. Mako ve Porbeagle köpek balıkları da mavi görünürler. Ama mavi köpek balığı kadar parlak mavi değildirler. Çoğu köpek balığı kahverengi, zeytin rengi veya grimsi renkte olurlar. Balina köpek balıkları okyanustaki en büyük balıktır. Bunların nokta deseni parmak izi gibi benzersiz özelliktedir. Çoğu köpek balığı solungaçlarının üzerine su pompalamak için yüzmeye devam etmek zorundadır. Melek köpek balıkları ve hemşire köpek balıkları gibi dipte yaşayanlar deniz tabanında dinlenirken nefes almak için solungaç yarığını kullanırlar. Köpek balığının ağzı yemek yemek için kullandığı sırada solunum için de kullanılır. Köpek balıklarının hepsi aynı dişlere sahip değildir. Mako köpek balıklarının sivri dişleri varken beyaz köpek balıklarının üçgen, tırtıklı dişleri vardır. Her biri avının üzerinde benzersiz izler bırakır. Bir kum köpek balığının ömrü boyunca yaklaşık 35 bin dişi olur. Köpek balıkları üreme şekillerinde büyük bir çeşitlilik sergiler. Yumurtlayan ya da doğuran türleri mevcuttur. Yumurtlayarak çoğalan türler, yumurtalar bırakıldıktan sonra ebeveyn takımı olmaksızın annenin vücudu dışında gelişen ve yumurtadan çıkan yavruları yumurtlar. Yırtıcı hayvanlar olarak köpek balıkları, deniz ekosistemlerinin sağlığında hayati bir rol oynarlar. Küçük balıkları, omurgasızları, fokları
deniz aslanlarını, diğer deniz memelilerini yiyerek besin zincirinde denge oluşturmaya yardımcı olurlar. Yani köpek balığı menüsünde insan yok. İnsanların meraktan, algıladıkları tehdit karşısında savunma amaçlı veya bir insanı avla karıştırdıkları için ısırabilirler. Öte yandan insanlar köpek balıkları için bir tehdit olabilmektedir. Zira 470 türden 143'ünün tehdit altında oluşundan insan ırkı sorumludur. Hem ağlara yakalanmaları, hem evleri olan okyanusun kirlenmesi, hem de iklim değişikliği yüzünden suyun ısınması insanların eylemlerinden kaynaklanıyor. Gelelim köpek balıklarının atalarından olan megalodonumuza. Megalodonun kayıtlardaki en büyük balıklardan olduğu söyleniyor. Nitekim 2018'in popüler filmi The Meg önümüze muazzam bir megalodon koyuyor. Canavar olarak nitelenen bu antik balığın insanlar evrimleşmeden önce yok olmuş olması şans olarak görülebilir. 2014 yılında Zürih Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı yaşlarını belirlemek için megalodon fosillerini inceledi. Fosillerin çoğunun 15,9 milyon ile 2,6 milyon yıl öncesine ait olduğunu buldular. Buna göre megalodon nesli 2,6 milyon yıl önce sona ermiş. Son zamanlarda ona dair başka bir kanıt bulunamadığı için de bilim insanları megalodonun 2,6 milyon yıl önce yok olduğu konusunda hemfikir. İnsanların megalodonun yakın zamana dek yaşadığını düşünmelerinin bir nedeni, 1950'lerde bulunan fosillerin yanlış bilimsel teknikler kullanılarak değerlendirilmesidir. Bu yüzden fosiller yalnızca 11 bin ile 24 bin yıllık bir yaşa tarihlendirildi. Bu yanlış teknikler ayrıca incelenen fosillerin eski olmalarına rağmen daha genç tortulara gömülmüş olduklarını da açıklamadı. Öte yandan modern teknikler o fosillerin 5 milyon yaşında olduğunu gösterdi. Büyük beyaz köpek balıklarının megalodon soyundan geldiği yaygın inancı hiç doğru değildir. Çünkü büyük beyazlar geniş dişli mako köpek balığından gelirler. Megalodonun bugün yaşayan torunları olmayan Otodus'un atası olması muhtemeldir. Megalodonun büyük olsa da sandığımız kadar devasa olmadığı konusunda tartışmalar var. En büyük megalodon dişi yaklaşık 18 cm uzunluğundadır. Bu dev boyut eski insanların yaratıkların kökenleri hakkında teori oluşturmalarına neden oldu. Örneğin Batı Avrupa'da ilk keşfedilen megalodon dişlerinin eski yılanların taşlaşmış dilleri olduğu sanılıyordu. İnsanlar onlara dil taşları diyordu. Megalodon diş fosilleri yerli Amerikalılar tarafından 10 bin yıldan fazla süredir mücevher olarak kullanılmıştı. Megalodon dişleri antik çağlardan modern zamanlara dek dünyanın her yerinde keşfedildi. Avrupalı bir mahkeme doktoru olan Nicholas Steno, köylülerin dil taşlarını 17. yüzyılda köpek balığı dişi olarak tanımladı. Bu nedenle bazı tarihçiler Steno'yu dünyanın ilk paleontoloğu olarak tanımlamaktadırlar. Megalodon, her çenede 5 sıra halinde düzenlenmiş yaklaşık 276 dişe sahipti. Bu sıralar, megalodonun aşınmış dişlerini sürekli atarak bunları yeni keskin dişlerle değiştirmesini sağladı. Megalodon, dev diş adını boşuna kazanmadı. Bu tarih öncesi köpek balığının dişleri tırtıklı, kalp şeklinde ve 15,24 cm uzunluğundaydı. Dinozorlar gibi megalodon da sıcaklığı severdi. Zamanında gezegenin çoğunu kaplayan ılık, sığ denizlerde avlandı. Antarktika hariç her kıtada megalodon dişleri bulundu. Megalodon, besin zincirinin en iyisi bir avcıydı. Balinalar ve yunuslar gibi diğer büyük deniz memelileri ile beslendi. Megalodon kesinlikle güçlü bir ısırığa sahipti.
108.514 ile 182.201 Newton arasında bir ısırma gücü olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte bu güçlü ısırıkları daha büyük avların kuyruklarını ve yüzgeçlerini onları hareketsiz kılmak için kullandılar. Buna rağmen Megalodon'un aslında daha küçük hayvanları avlamayı tercih ettiği görülüyor. Köpek balığı iskeletleri çoğunlukla kıkırdaktan olsa da Megalodon'un dişleri ve omurları fosil kayıtlarında yaygındır. Bu kanıtlar da Megalodon'un okyanuslarımızda kabaca 20 milyon yıl öncesinden 3 milyon yıl öncesine kadar yaşadıklarını gösteriyor. Megalodon'u nihai ölümüne sürükleyen hayvanların yırtıcı hayvanlar olduğu öne sürülüyor. Oysa Megalodon açlıktan ölüyordu. Zira Megalodon'un son dönemlerinde küresel soğuma doruğa ulaşmıştı. Dolayısıyla onun beslenmesine kaynak oluşturan dev balinalar giderek azalmıştı. Bu da Megalodon'u kademeli olarak açlığa mahkum etmişti. Discovery Channel şovlarında dile getirildiği gibi Megalodon, okyanus derinlerinde yaşamaya devam ediyor olamaz. Çünkü hayatta kalabilmek için Megalodon'un günde bir tondan fazla et yemesi gerekir. Oysa okyanus derinlerinde bu yiyecek bolluğu yoktur. Dolayısıyla bu teoriyi kanıtlayacak herhangi bir kanıt bulmak mümkün gözükmüyor. Modern köpek balıklarını inceleyen bilim insanları, dişlerine bakarak köpek balıklarının büyüklük, şekil, boyut ve aile bilgilerini oldukça doğru tahmin edebilirler. Aynı prensipleri Megalodon fosil dişlerine de uyguluyorlar. Böylece bu büyük köpek balıklarının 18,3 metre uzunluğa kadar büyüdüğünü tahmin ediyorlar. En iyi güncel tahminlere göre ağırlığı da 50 ile 80 ton arasındadır. Son zamanlarda hakemli araştırmalar, Megalodon'un önceden düşünülenden önemli ölçüde küçük olabileceğini, muhtemelen 14,2 ya da 15,3 metre olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Megalodon'un binlerce fosilleşmiş dişle ve sadece birkaç dağınık kemikle belirlenen boyutları tartışmalı durumdadır. Geçtiğimiz yüzyılda paleontologlar 12,19 metre ile 30,48 metre arasında değişen tahminlerde bulunmuşlardı. Ancak günümüzdeki fikir birliği yetişkinlerin 16,76 metre ile 18,288 metre uzunluğunda olduğu ve 50 ile 75 ton aralığında olduğu şeklindedir. Boyutları, hızları ve güçlü ısırıkları nedeniyle Megalodon köpek balıkları eski okyanuslarda muhtemelen balinalar ile diğer deniz memelilerini, dev kaplumbağaları ve fokları avladı. Fosil kayıtları, Megalodon popülasyonu azaldıkça büyük yırtıcı balinaların ve daha küçük köpek balıklarının besin ağındaki yerini doldurduğunu ve okyanusun biyolojik çeşitliliğini değiştirdiğini gösteriyor. 2008 yılında Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ortak bir araştırma ekibi, Megalodon'un ısırma gücünü hesaplamak için bilgisayar simülasyonları kullandı. Sonuçlar sadece ürkütücü olarak tanımlanabilir. Modern bir büyük beyaz köpek balığı çenesini inç kare başına yaklaşık 1,8 ton kuvvette kapatırken Megalodon 10,8 ton ile 18,2 ton arasında bir kuvvetle avını parçaladı. Bu denli güçlü ısırığa yem olmadığımız bir çağda yaşadığımız için şanslı sayılabilir miyiz acaba?